Bu fasıl nedir bu fasılın konusu? El vecu vecih yani yön. Öyle yön ki es o üçüncü. Neden? Min el i'cazi. İ'cazdan. İ'caz ne demek? Aciz bırakmak. Aciz bırakmak ne demek? Karşı tarafı güçsüz bırakmak. Karşı taraf kim? Yahudisi, Hristiyanı, efendim, Budisti, kitaplısı, kitapsızı, Müslüman olmayan herkes. Onlar İçinde ne düşmanlar var? Kur'an düşmanı, İslam düşmanı. Paraları da çok, maddi imkanları da çok. Şu anda zaten bütün e, basın yayın dünya çapındaki bütün e, ne diyorsunuz? PR yapma e, imkanları onların elinde. Müslümanlar e, yani yaptırdıkları bir haberleri veya yansıttıkları bir olayları ne kadarına ulaştırabilirler? Şimdi her gün e, Avrupa'da her ülke 400 kişi Müslüman oluyormuş. Gazze olaylarının e, hidayetiyle. Müslümanların sabrı, Müslümanların sebatı, Müslümanların şehit olma azmi, Müslümanların şehit olanlara sevmeleri falan. Bu nasıl din ya diyorlarmış. Herkes inceliyormuş şimdi mesela. Evvelce 40 iken şimdi 400 olmuş. %100 artış var mesela. Şimdi bu böyle bir adet bunun 40 bile Hristiyan, Müslüman Hristiyan olsaydı Nasıl dünyada haber olur? Her gün 40 tane Müslüman Hristiyan oluyor. Diye bir haber olsaydı. Nasıl dünyaya yayılırdı? Çünkü bütün kanallar ellerinde. Ama şimdi bak her gün 400 Hristiyan Müslüman oluyor günlük. Avrupa bütün işte açıklama yaptı. Ee, bu işi inceleyen birisi. Arapça açıklama yaptı. Altyazı yapmışlar. Şeyde. İnternetlerde. Zannedersem Ebubekir Sifil Hoca paylaşmış yani. Ona güvenilmeyen şeyleri paylaşmaz onlar. Ondan sonra hani rastgele bir şey iste değil. Ondan sonra e şimdi 400 e, kişi günde Hristiyan Müslüman oluyor. Bak şey yapamadık işte. Yani e, gereken e, değeri bulmuyor. Hak ettiği haber değerinde izlenmedi görüyor musun? Belki de çoğunuzun bile haberiniz yok. Halbuki eee Gavurların elinde olsaydı böyle bir şey yavruların batıl dinlerine karşı revaç verseydi bu iş, bu haber hüh! yıkılır der yer. Onun için böyle olduğu halde bütün e, imkanlar gavurların elinde. Tabii ki son 200 sene 300 senedir ya zaten Amerika'nın kurulduğu 400 sene ya yok. Yani tabii İslamiyet geleli İslamiyet Adem Aleyhisselamla geldi de Kur'an-ı diyelim biz ona tek din İslam'dır da şeriatlar da değişti. Kur'an şeriatı geleli 1400 işte küsur sene oldu. 1445 efendim. Bir setten baz 1458 oluyor. Yani ilk Mekke'deki çıkıştan baz alırsan. Ama ahkam şeyinde hicretten sonra olduğu için hani 445 diye, diyelim hicretle başlayan takvimde. E şimdi bu kadar sene İslam dünya hakim oldu galip oldu. Yani e, kafirler ne yapamadı? Bu kadar İslam düşmanlığı yapamadı. Ama 150-200 senedir Osmanlı'nın da son 100 senesini baz alırsak zafiyet dönemidir. Bu zafiyetten dolayı işte 6 milyon Yahudi Gazze'yi bombalıyor. 2,5 milyonu yerlerinden, yurtlarından ediyor. 2 milyar Müslüman var. Sadece 2 milyar değil. Yahudi'ye karşı, Hristiyanlar karşı. Yani e, Yılbaşı kutlamalarını efendim Birleşik Arap Emirlikleri tam gaz yapıyor. İsveç iptal ediyor. Neden? Gazze'nin e, işte efendim mateminden dolayı diyor yani. Yasından dolayı diyor. Şimdi İsveç'ten bunu bekler misin yani? abi Müslümanlar bu patlasın, çal oynasın ettiler. Onun için yani burada Gazze ile ilgilenen 2 milyar sade Müslüman yok. Burada belki de e, yani 8 milyarın ee, hemen hemen ekseriyeti, kesinlikle yani bunun Yahudi nüfusu kaç? Yahudi zulmüne, mezalimine, Birleşmiş Milletler görmüyor musun? Bir oylama yapıyor, 120 ülke 120 ülke e, durdurulsun, ateş kesilsin diyor. İşte geri kalan çekimsel oldu 20 tane mi ne, bilmem ne. Bak Tunuslan Irak çekimsel kaldı. Akıl mantık işi değil ya. Yani ateş kesilsin mi kesilmesin mi bana ne diyor. Çekimsel demek bana ne demek. Yani böyle bir şey olabilir mi? Çünkü işte başlarındaki şarlatanlar, yani Irak, Irak İran'ın elinde. İran bir yandan numara yapıyor, Hamas tutuyorum diye gösteriyor. Bir yandan da efendim ne yapıyor? Irak'a müdahale ediyor. Halbuki Irak, İran'ın kontrolünde. Bütün yönetim Irak'ta. Irak nasıl çekimsel kalabilir? Ya anlamıyor musunuz yani? Şia yönetimde, bütün her taraf Şia'nın elinde bıraktı. Onun için çok dolap dönüyor. Yani şimdi Kur'an'ın icazı birkaç yönde. Bu üçüncü veci bu fasıl ele alacak. Üçüncü veci nedir onu anlatacağız. İcaz ne? Kur'an-ı Kerim muhaliflerini aciz bırakmış. Muhalifleri Müslümanların kaç katı fazla. Sayı fazlalığı da mühim değil. Maddi imkan bakımından fazla medya imkanı bütün istediklerini haber yapıyorlar, yayıyorlar işte bak. Demin dediğim haberi yani bana da bir atmasa falan şey. Halbuki herkes sokakta bunu konuşması lazım da. Yani 400 kişi günde Hristiyan Müslüman oluyor. Ama bunu konuşması için tabii onun menşei, haberin menşei yok Washington Post, bilmem ne, bilmem ne Post. Böyle kavurların kanalları olsaydı her yerde yayılıyordu. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e nazire yapma e, için çalışanlarda en ufak bir başarı olsaydı 1400 e, işte 50 sene beri burada birisi tutturabilseydi şu anda yırtık pasaport bulmuş ellerine geçerdi. Mal bulmuş mağrib gibi atlardılar üstüne. Bütün herkes onu konuşurdu. Bak Kur'an insan kelamıdır. Başka bir adam da buna benzer bir, bir satır yaptı. E var mı böyle bir şey? Yok. E Müslümanlar bunu olsa önleyemez ki bu haberin yayılmasını. Çünkü Müslümanlarda o güç yok, şimdi hiç yok. Ama yok öyle bir şey. Onun için icaz Kur'an'ın aciz bırakması demektir.